zorlandığım zamanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hud suresi beni yaşlandırdı dediği yerde biz de o surelerde zorlandık. Ve inanıyorum ki birçok hafızımız da o surelerde Hud suresinde 12. de zorlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli eden o zorluk hala devam ediyor ve devam edecek de kıyamete kadar devam edecek. Ve kolaylık duyduğu sureler, mesela Vedduha suresi, öyle ki o surede Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah diyor seni bırakmadı, elemedi ki seni bırakmadı, unutmadı. Bu ayet-i kerimelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübeşşeratla karşı karşıya ve uzun süre ayet-i kerimeler kesilmiş. Vedduha suresi geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok seviniyor. Hatta Vedduha'yı ya Resulullah sen yarana merhem diye sürerdin diye şairlerimiz de bu şekilde terennüm etmiş. Bu süreye gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getiriyor Allahu Ekber diye. Ve o günden bu yana da bizim kıraat imamlarımız da o sureden Nas suresine kadar okunurken tekbir getirmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı diye İbn Kesir Hazretleri böyle yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı diye öyle yapıyorlar. Vedduha suresi gerçekten Hud suresi insana zorlaştırırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tevşiratla indirilen o Vedduha suresi de ne yapıyor? Rahatlatıyor. Yarasına insan merhem oluyor. Benim hocam vardı. Abdullah Faruki Hoca Efendi. Yanında hafızlığımızı saladık. Her gün bana Kur'an-ı Kerim okuttururdu. Her gün Kur'an-ı Kerim okuttururdu. Böyle bir gün onun sayesinde vesilesiyle hafızımı çok sağlamlaştı. O hatimle namaz kıldırmamızı söyledi. Hatimle namaz kıldırdık. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i ezber okumamızı söyledi. Ezber okuduk. Onun şahsi maneviyatında Kur'an-ı Kerim'in tecellisini çok açık şöyle hissettim. Mesela vücudu ateşlenirdi. Şu ayeti okurdu. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e karşı selam ve selametli ol, serin ol. Bu ayet-i kerimeyi kendi şeyinde yaşardı. Efendimiz Süleyman kendi şahsına münhasır olan hayatında yaşardı. Tabi ehli Kur'an olduğu için onun hayatında Kur'an-ı Kerim'in tecellilerini çok açık görürdüm. Biz de hizmetinde bulunurduk. Bir hafız hayranıydı. Hafızlığın kıymetini kendi şahsında gördük. Hafızlığın önemini kendi şahsında gördük. Kur'an-ı Kerim'e olan saygı onda gördük. Şöyle bir hadise var Kur'an-ı Kerim edeple ilgili anlatayım. Bir gün bana onun Kur'an-ı Kerim'ini getiriyorum. Ben okuyorum, ezber okuyorum, o dinliyor. Tabii insanın fıtratı gereği gözüne alınmış olduğu Kur'an-ı Kerim okuyor. Herkes böyle. Hat yazısı nasılsa ona alıştığı için onu okuyor. Başka bir Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman yazısı değişik, zorlanıyor. Bu bir fıtrat. Bir arkadaş Kur'an-ı Kerim'i getirdi, önüne koydu. Ben de kendi Kur'an-ı Kerim'im olmadığı için aldım onu götürdüm. Kendi Kur'an-ı Kerim'ini getirdim kendisine. Bana o kadar kızdı ki sen ne yaptın biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Sen dedi aldın Kur'an-ı Kerim'i okumadan götürdün ve başka bir Kur'an-ı Kerim getirdin. Ben açıklamaya çalışıyorum hocam sizin gözünüz alıştığı için falan diyorum ama tabii dinlemiyor. Diyor ki yarın bu getirip de okumadan götürdüğün Kur'an-ı Kerim senden şikayetçi olacak dedi. Sen Allah affetsin, git tövbe namazı kıl dedi. Bu beni çok etkiledi. Hani Kur'an-ı Kerim'le böyle devamlı iç içe bir yaşantısının olması, Kur'an-ı Kerim'e göstermiş olduğu en ufak bir gayri edepten dolayı Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle, uyarısıyla, izarıyla karşı karşıya kalması beni çok etkiledi. Ondan sonra böyle hem bir yerden Kur'an-ı Kerim aldığım zaman üstümü veya sileceksem veya başka bir şey yapacaksam hemen açarım onu. Bir ayet dahi olsa okurum. Geri öpüp başıma koyarım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le o şekilde muhatap olmaktan Allah'a sığınma korkusu ile bu şeyi yapmaya çalışırım. Hafızlık sonrası tabii insan hafızlığın kıymetini hocamız şöyle söylemişti hafızlığa başlarken siz hafızlığın kıymetini her geçen gün daha iyi anlayacaksınız diye. Ben şu bu olayı şöyle bir hikayeyle talebelerime, hafızlık yapan talebelerime anlatmak istiyorum. Anlatıyorum da. Bir komutan askeriyle beraber gece bir yerden geçerken gayipten bir ses, yere inin, böyle uyarıcı bir ses, herkes atından insin, yerde ne buluyorsa alsın diye böyle bir ses, korkutucu, ürkütücü bir ses. Askerlerden bazıları bu emre uyarak yerdeki bulduklarını alıyor, bazıları da almıyor. Sabah gün ışıdığı zaman alanlar bakıyor ki yerde ne almışız diye. O taşlara bir bakıyorlar ki altın, mücevherat, çok kıymetli eşyalar, çok kıymetli taşlar. Ceplerini dolduranlar heybelerini doldurmadığı için pişman. Ellerini alanlar ceplerini doldurmadığı için pişman. Hiç almayanlar zaten bir pişman. Hafızlık da böyle.
her bir ayet-i kerimesi mücevherattan daha kıymetli. Ve hafız talebesi bunu alırken ne aldığını bilmiyor. Çünkü aldığı zamanlarda, ezberlediği zamanda hafızlık zamanı kendisi için karanlık bir dönem. Ama bir gün gelecek, gün ışıdığı zaman bir bakacak ki beynindeki, gönlündeki o almış olduğu şeylere uğraşıp da, gözyaşı döküp de, sıkıldığı zaman da ezberlemiş olduğu şeylerin karşısına bir bakacak ki dünyada emsali bulunmayan, karşılığı bulunmayan nimetler. Ama bunu o zaman anlayamayacak. Ne zaman anlayacak? Gün ışıdığı zaman. Ama hafızlık yapmış olduğu zaman kendisine karanlık bir dönem. Şu anda tabii gün ışıdığını gören kimdir? Onun hocasıdır. Görecek ki bir gün ona gün ışıyacak. Hafızlık talebesinin ne kendisi o gün ışıdığını görebilir, ne de annesi, ne de babası görebilir. O gün ışıdığının, o almış olduğu nimetlerin altın, cevher olduğunu ancak hocası bilir. Onun için uğraşır. Bir talebe böyle bir nimetten yoksun olmasın diye. Bize hocalarımız da bu yönde hafızlık yaparken bizim için karanlık olan dönemlerde bize gün ışığını onlar gördüğü için, o güneşi gördüğü için almamız için tabi üzerimizde ehemmiyetle durdular. Hafızlıktan sonra da o hocalarımızın dediği gibi her gün hafızlığın kıymetini bir nebze daha fazla anlayacaksınız diye. Gerçekten şu zamanda her gün bir nebze daha fazla anlıyoruz. Bundan bir sene önceki hafızlığın kıymetini anladığımız halle şu andaki hal farklı. İnşallah bir sene sonra da çok farklı olacak. Şu anda tabii hafız yetiştiriyoruz. Ortaokulla beraber hafızlık yaptırıyoruz, okulla beraber. Bu zor bir hadise ama oluyor. Bunu yapan talebelerimiz şu anda hatimle namaz kıldıracak seviyeye geldiler. Birisi geçen yarışmada Ankara birincisi oldu. Tabii bunlar bizim hocalardan gördüğümüz fedakarlıkla, özveriyle oluyor. Şu anda biz bir yandan hocalık yaparken bir yandan talebelik yapıyoruz. Aşire takrib diye bir ilim var, kıraat ilmi. Bu ilmi okuyoruz. Okuduğumuz hoca efendi Safvan Çakıroğlu diye Ankara Hacı Bayram Camisi'nden emekli hoca efendi. Onunla ilgili şöyle bir şeyim oldu, anım oldu. Kur'an-ı Kerim baştan sona yazıyoruz. Değişik vücahatlar üzerine, kıraatlar üzerine. Onun yazmış olduğu bir defter var, çok kıymetli bir defter. Tabi o defteri aldım bir gün elime. Acaba dedim hocam görmeden bu defteri götürsem de fotokopi çektirsem ben de ona bakarak yazsam ödevi diye. Şunu söyledi, ben onu söyleyince Mehmet dedi böyle şey bir sesiyle, sert bir sesiyle o deftere bir şey olursa dünyayı baştan yıkarım dedi. Tamam hocam dedim, bir şey olmaz Allah'ın izniyle dedim.